Endonezya'da Maşallah. satılan bu kitabı tanıt Oktar. Bestseller. Vay. Öyle bir eser. Evet. Ne diyor burada? Kitabı bana ithaf etmiş. Maşallah. Ya inşallah. Endonezya'nın en çok satılan roman yazarı diyor. Efendim yayın adı en son. Andrea. Oktar hocam tanıt. Estağfurullah. Şimdi ben kendi kendimi övmüşüm gibi olmasın. Al bu Estağfurullah. bağlantıyı Endonezya'nın en çok satılan roman yazarı Andrea Hirata'nın 2007'de yayınladığı Eden Sonra adlı roman giriş bölümünde alıntı var burada. Hocamızdan alıntı. Bunu da gösterelim. Giriş bölümündeki alıntı hocamıza ithaf ederek, bakın burada da yazmış altına hocamızın adını Harun Yahya diye. Tabii farklı dil olduğu için şu anda onu Evet. tam şey demiyorum ama kitapta bu şekilde. Evet, şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 10. sınıf biyoloji kitabı devletin resmi kitaplarında benim kitaplarım kaynak göstertiliyor ve benim Maşallah. kitaplarımdan alıntıyla bahsediyor. Değil mi? Evet, maşallah. Nerede? Endonezya'da. Buyurun, göstertin kitabı. Biyoloji kitabı. İnşallah deriz, darısı diğer ülkelere, diğer İslam ülkelerine Maşallah inşallah. hocam. Başka ülkelerde de var, onları da göstereceğim sonradan. İnşallah. Bir tek Endonezya değil. Evet. Efendim, mesela benden alıntı yapılan bir yer göstereyim. Efendim, Ebru hocam sen şu altını çizeyim de oradan görünmez belki. Bakın ha. Şöyle bakın, benden alınan kaynağın yeri verir diyor. Altını çizdiğim yer Harun Yahya görülüyor değil mi? Evet. Efendim, Milli Eğitim Bakanlığı 3. sınıf biyoloji kitabı yine. Göster. Devletin resmi olarak bastırdığı, okullarda okutulan, önce okutulan kitap. Bakın burada da benim efendim kitaplarımdan alıntı. Evet mesela bakın. Soruların içerisinde bir Maşallah. efendim evet. Burada var başka. Burada da var. Altını çizelim, şöyle göstertelim. Şimdi her yeri tek tek göstermeyeyim de. Çokça kaynakçı olarak verilmiş. Maşallah hocam. Maşallah. Görülüyor değil mi? Hmm. Dolayısıyla Endonezya Darwinizm yerle bir. Maşallah. Maşallah. Kitaplarınızın çok önemli bir bölümünü zaten tercüme edilmiş durumda hocam. Ve en Evelallah, çok satan kitaplar sizin evelallah, kitaplarınız yerle bir ettik Endonezya'da. Maşallah. Endonezya'da. Efendim, genel basılan kitaplarda da, Sizin kitaplarınız hocam. evet, orada basılan kitaplar bizim kitaplarımızdan. Allah'ın Evet. yaratış, Allah'ın yaratmasının mucizeleri. Evet, fakirin şurada da, efendim, imzası. İnşallah. Maşallah hocam. Biliyorsun 63 yabancı dile çevrildi benim kitaplarım. Evet hocam. Dünyanın 200 Efendim, ülkesinde satılıyor hocam evet kitaplar. dünyanın Okunuyor 200 inşallah. ülkede fakat birçok ülkede de resmi olarak devlet tarafından okutuluyor. Evet. Yani resmi kitaplar yani okullarda basılan devletin bastığı kitaplarda kaynak olarak benim kitaplarım gösteriliyor inşallah. Evet bu da kitabın arka kısmı. Evet. Yavaş yavaş, yavaş yavaş ayet ayet Kur'an, adım adım İslam. Elhamdülillah. Bütün dünyaya böylece inşallah Evet. hakkı, hakkaniyeti, doğruluğu göstertiyoruz. Ama ilk defa devlet kitaplarında benim eserlerim kaynak olarak verilmeye başlandı. Bir de benim kitaplarımdan doğrudan ders yapılan okullar var.
Yani evet. Benim kitaplarım olduğu gibi, yani devletin bastığı değil de benim kitabımı doğrudan kitap olarak alıp ders kitabı olarak okuyorlar. Evet. Öyle ülkeler de var. Onları da yavaş yavaş teker teker anlatacağım dersler boyunca, İnşallah. Sohbetler boyunca. Hatta İnşallah. Amerikan devleti hapishanedeki eğitemediği mahkumlar için sizin kitaplarınızı eğitimde kullanıyor ve çok sayıda Müslüman olan var ve topluma çok faydalı insanlar olarak hapishaneden çıkıyorlar. Devlet çok memnun bundan hocam inşallah. Amerikan devleti. Yaklaşık 10 yıl olmuştur. Evet. Biz Amerikan hapishanelerine kitapları gönderiyoruz, evet. değil mi? Evet. Ve çok fazla talep var maşallah. Maşallah. Okuyup Müslüman olan çok çok fazla insan var. Evet. Maşallah.